Saldırıdan önce planladığımız gibi öncelikle Pancalı uyarmamız gerek. Eğer dinlerse saldırmayız. Ona teslim olması için bir şans vermemiz gerek. Dayı, umarım büyük zaferimize ulaşmadan teslim olurlar. Arjun güçlü silahlara sahip olmamalı. İşte bu yüzden evvela Dvarka'ya saldırmak istemiştim Duryodhan. Yine de endişen olmasın. Güçlü silahlara sahip olmak öyle kolay iş değil. Yolda birçok engel var müstakbel kralım. Bu Usta Parşuram'ın öğrencisinden gelen bir mesaj. Acaba kim gönderdi? Drone mu? Bhishma mı? Yoksa... Pancal hiçbir zaman teslim olmaya razı olmayacak. Duryodhan başına ne geleceğini bilmiyor mu? Savaşta onun yanında olan birine bunu nasıl teklif eder? Demek oluyor ki iyiliğimi böyle ödemek istiyor. Drupada ustası Drone'un yanında savaşacak. Ona hayatının en büyük dersini vereceğim. Bir zamanlar yaptığı gibi sadakaya mahkum olacak. Teslim olmayı kabul etmiyorum. Hastinapurlulara hemen bu mesajımı gönderin. Kızımı aşağılayan bu insanların hepsini yok edeceğim. Kızım Drupadi'ye yapılan aşağılamanın intikamını alacağım. Ben Pancal Kralı Drupad. Hastinapur Krallığına karşı sonuna kadar savaşacağımı ilan ediyorum. Droşidam, savaşmanın vakti geldi de geçiyor bile. Pancal'ın en tehlikeli silahını daha görmediler. Sanırım damadının ne halde olduğunu gördükten sonra Karn bizim bütün şartlarımızı kabul edecektir. Ama ben kesinlikle senin gibi düşünmüyorum prens. İşte Pancal Kralı cevabını gönderdi prens. Barış her zaman savaştan üstün gelmiştir. Biz barışı korumaya çalışsak da karşı taraf kabul etmedi. Bu yüzden Pancal Kralı Barış'a karşı çıkmanın bedelini ödemek zorunda kalacak. Artık bu savaş Angaraj'ın kendi savaşıdır. Lakin yine de Pancal'ın hayali savaşçısını hatırlatmak isterim Karn. Hayali savaşçısı mı? Evet Angaraj, hayali savaşçısı var. Şu anda Drupad'ın en büyük gücü.
Hastinapur Krallığı Pancal Krallığı'na saldırdı. Ve şu anda Pancal'ın desteğine ihtiyacı var. Maalesef bu savaşa sen de katılacaksın. Simsiyah giysileriyle o bir savaşçı değil, karanlık bir ruh. Nereye giderse gitsin, düşman ordusunun içine karanlık saçıp herkesi kör eder. O zaman bugün o karanlık sona erecek Gandar Prensi. O katiyen sıradan bir savaşçı değil. Hatta sırf varlığıyla bile düşman ordusuna korku salıp yenilgi yaşatır. Düşmanının aydınlığını bir anda karanlığa çevirir. Şu ana kadar yüzünü gören olmadı Angaraç. Aradığın fırsat geldi. Artık Pancal'ı koruyup ne zamandır istediğin intikamı alabilirsin. Bu anı o kadar uzun zamandır bekliyordun ki her şey senin elinde. Bu savaşta Hastinapur'u yeneceğine eminim. Uzun süredir beklediğin kişi kendi isteğiyle ayağına geldi. Ortaya çıkar çıkmaz karşısındaki düşman bir anda cesaretini kaybeder. Sonra da büyük bir korkuya kapılır Angaraç. Demek sonunda Hastinapur Pancal'a saldırdı, öyle mi? Hastinapur ordusu geldiyse o da mutlaka gelmiştir. Onu ne kadar zamandır beklediğimi sen de çok iyi biliyorsun. Savaşmaya başlayabilirsin. Ben en uygun zamanda ordu olup her zamanki gibi düşman ordusunu karanlığın içine sürükleyeceğim. Sanırım Pancal kralı bütün ordusunu üzerimize göndermiş. Bugün Pancal bütün ordusuyla birlikte yenilecek. Durupad müthiş bir ordu kurmuş Angaraç. O kadar da değil. Ama korkunç görünüyor Gandar Prensi. Bence biraz iyi bak. Asıl büyük ordu arkadan geliyor olmalı. 6 cesur savaşçı komuta edecek. Savaşı kazanmalıyız. Ordu yılan şeklinde savaşmaya hazırlanıyor. Daha harbin başında büyük bir sıkıntı yaşadık. Ormanda dolaşmaya gelmedik. Kralımız adına kazanmalıyız Gandar Prensi. Karşımızda gerçekten cesur savaşçılar var. Hemen sıra oluşturun.
Yılan dizilimini dağıtmanızı istiyorum. Kartal düzeni alın. Kartal'ın her zaman yılanı avladığını unutmayın. Tıpkı kartalların yaptığı gibi Pancal'ın ordusunu avlayıp paramparça edeceksiniz. Harikasın dostum. Harikasın. Pancal kralı, Hastinapur ordusu adına seni son kez uyarıyorum. Dinle, sadece tek bir şansın var. O da Prens Duryodhan'la barış anlaşması imzalamak. Duryodhan'dan bahsediyorsun demek. Girdiği birçok savaşta utanmadan alay konusu olan aptal Duryodhan'dan. O Duryodhan asla senin arkadaşın olmaya layık değil. Hiçbir şartınızı kabul etmeyeceğim. Kızımın onurunu kurtarmak için sizinle sonuna kadar savaşacağım. Sizden kızımın intikamını alıp hepinizi yeryüzünden sonsuza kadar yok edeceğim. Şimdi asıl ben seni son kez uyarıyorum Angaraj. Bir an önce geldiğin yere geri dön. Yoksa ölürsün. Eğer geldiğiniz yere geri dönmezseniz sana yemin ederim hepinizi öğütme makinesinde un haline getiririm. Eğer çekip gitmezsen Duryodhan'la birlikte seni de paramparça ederim, bunu unutma. Buradan hemen gidin. En iyi savaş, savaşmadan yapılan savaştır. Barışla elde edilen hiçbir şey savaşla elde edilemez. Beni affet Vasudev. Bazı insanlar nedense barışın önemini bir türlü anlamak istemiyor. Hadi saldırın! Saldırıya başlayın! Bugün oğlumla birlikte burada sizden intikamımızı alacağız. Kızıma yaptığınız hakaretlerin hesabını bir bir vereceksiniz. Bugün Pancal'ın 5 nehri birden kuruların ordusunun yenilgisine şahit olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.